Milli Savunma Bakanlığı gözetleme ve keşif gibi fonksiyonların ötesine taşınarak askeri alanlarda da faaliyet gösteren Uzay için düğmeye bastı. Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde kurulacak olan Uzay Komutanlığı çalışmaları resmen başladı. NATO gözetiminde yapılan uzay çalışmalarına uyum sağlamak, Türkiye'nin sivil uzay makamlarıyla askeri uzay faaliyetlerinin koordinasyonunun sağlanması amacıyla kurulan uzay komutanlığının teklif değerlendirme ve onay süreci hali hazırda devam ediyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Hava ve Uzay Gücü Geliştirme Merkezi Komutanı Albay Gökhan Gürakar, uzay komutanlığında görev alması için gençlere çağrıda bulundu. İlk aşamada alay seviyesinde, ilerleyen dönemlerde ise tugay ve tümen seviyesine yükselmesi planlanan Uzay Komutanlığı'nın bir yıl içerisinde personel görevlendirmelerinin yapılarak faaliyetlerine başlaması öngörülüyor. Uzay Komutanlığı ile ilgili çalışmalara baktığımızda dünyada hızlanan bu çalışmaların içinde NATO'nun 2019 yılında açtığı Uzay Merkezi ve Fransa'da açılan Uzay Mükemmeliyet Merkezi çalışmaları ve uzayın bir harekat alanı olarak tanımlanması sonrasında uzayın önemi bir kez daha öne çıkmıştır. Uzay için kullanılıyor diye baktığımızda özellikle istihbarat, keşif, gözetleme, İGK kapsamında kullanılıyor ama bu gün geçtikçe önemini değiştiriyor. Artık antibalistik füzeler, uzaydan elektrooptik SAR uydularının yanında erken ihbar sistemlerinin de devreye girmesi uzayın önemini bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla uzay komutanlığı ile ilgili çalışmalarımızı biz de başlatmış bulunuyoruz. Bu kapsamdaki çalışmalarımıza baktığımızda 2024-2033 e, OYTEP 10 yıllık temin tedarik planının içindeki insan gücü planında personel planlamasını yapmış bulunuyoruz. E, tekliflerimizi yaptık. 2024-2043 Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planında da bunlar mevcut. Bu teklifler değerlendiriliyor. Gerçekleştiğinde Uzay Komutanlığını biz de kurmuş olacağız. Uzay Komutanlığı ile ilgili çalışmalarımıza baktığımızda da bunun için bölgedeki gelişmeleri etrafımızda ne oluyor ne bitiyor onları inceledik. NATO'yu inceledik. Özellikle bölgesinde lider ve hakimiyet sağımızda etkin bir hava kuvveti olmak için ademi merkeziyet bir yapıyı öngördük. Tek merkezden yönetilmesi gerektiğine karar verdik. Bu kapsamda planlarımızı hazırladık ve MSB'ye sunduk. Uzay komutanlığını kurmayı planlıyoruz. Takiben tugay ve tümen seviyesine bir geçiş var. İnsan planımızı nasıl hazırlayacağız bu konuda? İnsan büyük bir kaynak. Bu kapsamda Avrupa'ya gitmiş gelmiş, NATO projelerinde çalışmış personelimiz zaten mevcut. Bunları kullanacağız. Bunlar yeterli gelmemesi durumunda da gerekli revizeleri yapmayı planlıyoruz. Bu kapsamda da önümüzdeki yıllarda büyüyecek uzay komutanlığının planını da MSB personel temin kapsamında tedarik etmeyi düşünüyoruz. Kıymetli gençleri aramıza bekliyoruz.